CEO Asansör 2008 yılında faaliyete geçmiştir. Firma hem yurt içi hem de yurt dışı perakende ve paket asansör malzemelerinin satışını gerçekleştirmektedir. Firma Genel Müdürü Hakan Güdük'ten faaliyet alanlarını dinledik. CEO Asansör Mühendislik firmasının iki kişi olarak Ertan Bey ile birlikte yaklaşık 4 yıldır kuruluşunu gerçekleştirdik. Daha önceden asansör sektöründe 10 yıldır emek vermekteyiz. İlk kuruluşumuzun amacı asansör malzemelerinin tedariğini gerçekleştirmekti. Yani paket asansör olarak veyahut da perakende olarak satışlarını gerçekleştirmekti. Yaklaşık 2 yıldır da montaj ve üretim ayağımızda içine kataraktan hem malzeme satışı hem montaj hem de üretim olaraktan devam ediyoruz. Üretim konumuz olarak kabin üretimi vardır. Asansör kabini ve artı asansör kablosu. Evet, bu flexible'lar, Enyaf, dijital kablolar gibi çeşitli kabloların da üretimini gerçekleştiriyoruz. Hakan Güdük sektörde kalifiye eleman sorunu olduğunu ifade etti. Bizim sektörümüzde usta olarak tabir ettiğimiz herkes alaylı insanlardır. Yani işin evveliyatından, gençliğinden başlayıp da bu saate doğru gelenler. Şimdi o kişiler çok nadir kaldı diyebiliriz. Çırak olarak işe başlayan insanlar da aynı mantığı yürütüp bu işi hakimlenip sahiplenmediği için de çırak olarak kalıyor. Şimdi bu boyutta bakarsanız da siz ehil kişi bulmakta zorlanıyorsunuz. Pek çok kişiyi de montaja sokamıyorsunuz çünkü riski tehlikesi çok fazla olduğu için. Ne kadar da kendi güvenliğinizi de alsanız oradaki insanlar, çalışanlar kendine ekstradan güvenlik tertibatı yapmak zorundalar. Onları baş edemezsiniz. O yüzden de her ben biliyorum diyen adamı da biz montaja sokmuyoruz. Aynı zamanda kablo imalatı da yapan firma pek çok üründe malzeme tedariği yapmaktadır. Şimdi biz dediğim gibi 10 yıldır bu sektörün içinde malzeme satışı ve tedariği yapan bir firmayız. Evet. Kendimize göre olan bir tecrübelerimiz var. Pek çok markayı kullanmış ve onun tedariğini gerçekleştirdiğimiz için pek çok üründe kendimize göre bir bilgi dağarcığımız var. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Biz şantiyeye veyahut da işte projeye uygun olarak malzeme ismi vermekte oldukça rahatız. Evet. Ve pek çok malzemeyi tedarik etmekte de rahatız. Şimdi bu neye neden oluyor? Sizin verdiğiniz ürünün garantisine, güvenliğinin karşı tarafa ne kadar doğru olarak ulaştığına bir neden oluyor. Müteahhit de bunun farkına vardığı takdirde zaten ister istemez doğruyu seçmekten yana. Hakan Güdük son olarak firmanın bundan sonraki hedeflerini şöyle değerlendirdi. Bizim mantığımız şudur. Biz ilk asansörün montajında bile malzemede eğer bir darbe herhangi bir şey oluştuysa direkt o malzemenin değişimini yapıyoruz daha asansör bitmeden. Evet. Bittikten sonra o bizim kendi eserimiz olduğu için müteahhit istemese de oradaki yaptığımız bakımlarda eğer bir sıkıntı varsa biz onu kendi bünyemizde hallediyoruz. CEO asansör olarak bizim hedefimiz üretim olarak belli bir yerlere geldik. Montaj olarak da ayrıca ihracatımız da var. Hatta önümüzdeki ayda bir Irak fuarımız var. Ona katılacağız. Maksadımız yurt dışındaki portföyümüzü biraz daha geliştirmek.